İslam bozgunculuğu lanetler. Allah Kur'an'da insanlara kötülük yapmamalarını, zulmetmemelerini emretmiş, kan dökücülüğü kesin bir dille yasaklamıştır. Bu yasaklara uymayanlarsa şeytanın adımlarını izleyenler olarak ifade edilmişlerdir. Allah'a verdikleri sözü onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar, işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Ona korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Masum kanı dökmek, İslam dinince kesinlikle yasaklanmıştır. Allah tarafından da lanetlenmiştir. İsyan ederek, zalim olarak dünya üzerinde hakim ve başarılı olacaklarını zannedenler, çok büyük bir yanılgı içerisindedirler. Yunus suresinin 81. ayetinde Allah, "Şüphesiz Allah, bozgunculuk çıkaranların işini düzeltmez" buyurarak, bozgunculuk yapmak isteyenleri açık bir dille uyarmıştır. 21. yüzyıl, 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir önceki yüzyılı aratmayacak kadar savaşlarla, zulümlerle dolu olan bir çağ. Dünyanın dört bir yanında terör, katliam ve zulüm kol geziyor. Suni ihtilaflarla birbirine düşman edilen topluluklar, ülkelerini ve halklarını kana, gözyaşına boğuyor. Bunların nedeni aslında çok açık. Kur'an ahlakından uzaklaşan, sevgi, saygı ve anlayış özelliklerini yitiren topluluklar, Allah korkusundan da uzaklaşıyorlar. Bu da onları her türlü zulmü, zorbalığı yapabilecek uç noktalara götürüyor. Allah ve din adına ortaya çıkan ama Allah'ın lanetlediği suçları işlemek için örgütlenen ikiyüzlü insanların varlığına Kur'an'da da işaret edilmiştir. Bir ayette Allah adına and içerek peygamberi öldürmek için plan yapan dokuzlu bir çeteden şöyle söz edilir. Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dinlik düzenlik bırakmıyorlardı. Kendi aralarında Allah adına and içerek dediler ki, gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim. Sonra velisine, ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz diyelim. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. Ayette de apaçık bildirildiği gibi Allah'ın adını kullanarak, Allah adına yemin ederek bazı işlere girişenlerin her zaman Kur'an ahlakına sahip olamayacakları bellidir. Yaptıkları iş, yeryüzünde bozgun çıkarmak ve dinlik düzen bırakmamaksa, amaçları kesinlikle dini ve ahlaki değildir. Çünkü Allah korkusu olan ve İslam'ın güzel ahlakını almış bir insan, asla şiddetten, terörden çözüm bekleyemez. Nitekim Yüce Rabbimiz, Kur'an'da tüm insanları bozgunculuktan men etmiştir. O iş başına geçti mi ya da sırtını çevirip gitti mi, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiğinde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o.